Sevgili arkadaşlar, merhaba. Bu dersimizde sizlere düz dar etek kalıbı nasıl hazırlanır onu aktarmaya çalışacağım. Etek kalıbı için bel, kalça, kalça düşüklüğü, etek boyu ölçülerine ihtiyacımız vardır. Eğer kişiye göre kalıbı çıkartacaksanız vücut ölçülerine göre vücut üzerinden ya da numune bir etek üzerinden almanız gerekir. Ben standart ölçü tablosundan 38 beden ölçülerine göre gerekli olanları buraya aktardım. Bu ölçüleri kullanarak kalıbı oluşturacağım. Arkadaşlar, çizim aleti olarak cetvel, gönye, pistole ve riga aletlerine ihtiyacımız vardır. Eğer kalıpları minyatür halinde çıkartmak isterseniz eşel kullanmanız gerekiyor. Eşel biliyorsunuz metrenin belli oranlarda küçültülmüş haline deniliyor. Tercih ettiğiniz kağıdın boyutuna göre. Metrenin 1/2'sini oluşturan 50 eşeli ya da metrenin 1/4'ünü oluşturan 25 eşeli kullanabilirsiniz. Evet, çizimime başlıyorum. Arkadaşlar, kağıdımızın sağ tarafından içeriye bir miktar girip bir başlangıç noktası belirleyelim ve buradan aşağıya doğru etek boyu ölçüsü olan 60 santimetreyi alalım. Bu çizgi aynı zamanda arka ortası çizgisidir. İşlem sırasının karışmaması için her yaptığımız işlemi numaralandırıyoruz. Başlangıç noktasına 1 diyelim, etek boyu ölçüsüne de 2 diyelim. Evet, 1 ve 2 noktalarını bulduk. Şimdi 3. işlemimizde sıra. 1 noktasından aşağıya kalça düşüklüğü ölçüsü olan 19 santimetreyi işaretliyoruz. 1 noktasından başlıyoruz. Aşağıya doğru 19 santimetre nereye denk geliyorsa. Bulduğumuz nokta 3 noktası. Kalça düşüklüğü. Kalça düşüklüğü ölçüsü arkadaşlar kalçanın en geniş yeri ile bel arasındaki mesafedir. 3 noktasını bulduk. Böylelikle bel, kalça ve etek boyu hatları ortaya çıkmış oldu. Almış olduğumuz ölçüleri çizimin üzerine alalım. Bel hattını yazalım. Bel hattı bir noktasından başlayacak olan çizgi. Kalça hattı 3 noktasından geçecek olan çizgi. Etek boyu da 2 noktasından geçecek olan çizgi. Aldığımız etek boyunu da buraya yazalım. Şimdi arkadaşlar, insan vücudu simetrik olduğu için kalıbın tamamını çıkarmamıza gerek yok. Arka ortasıyla ön ortası arasında kalan kısmın alınması yeterlidir. Bu da demek oluyor ki elimizdeki kalça ölçüsünün, kalçamız 94 santimetreydi. Bunun 1/2'si olan 47 santimetreyi kalça hattı başlangıç yeri olan 3 noktasından sola doğru arka ortası çizgisine dik açı yaparak 3 noktasından başlıyoruz. Tam dik açı yaparak 47 santimetreyi arayıp buluyoruz cetveli ya da gönyeyi kullanarak. Bu ölçü kalıbımızın dış kenarlarını belirleyecektir aynı zamanda. Dikdörtgeni kapatabiliriz. Kalça ölçüsünün yarısını kullandık. Ön ortasına ulaşmış olduk. Belirtelim hemen. Hemen numaralandırıyoruz. 4 noktasına ulaşmış olduk. Ön ile arka kalıbı birbirinden ayıran yan dikişin yerini belirlememiz için de 3 ile 4 noktası arasındaki mesafenin tam ortasını buluyoruz arkadaşlar. 47 santimetrenin yarısı. Bulduğumuz nokta 6 noktası. Bel hattı ile kesiştiği yer 7 noktası. Yan dikiş olduğunu da belirtelim. Evet, şimdi arkadaşlar beldeki penslerin hesaplamasına geçmemiz gerekiyor. Formülümüz var. Kalçamız 94 santimetreydi. Onun yarısını istiyor bizden. 47 santimetre. Bel 70 santimetre. Yarısı 35 santimetre. 47'den 35'i çıkardığımızda geriye 12 santimetre kalıyor. Ön pense bu 12 santimetrenin 5'te 1'ini aktarıyoruz. 12'yi 5'e böldüğümüzde 2,5 santimetre ediyor. Arka pens ise geriye kalan pens payının 1/3'ü.
12 santimetreden 2,5 santimetreyi çıkardığımızda 9,5 santimetre kalıyor. Bunun 3'te 1'i de 3 santimetre. Sonuç ön pens için 2,5, arka pens için 3 santimetrelik pens genişliklerimiz oluşmuş oldu. Şimdi 8 noktasına ulaşabilmemiz için formülümüz var. Onu hemen yazayım. Belin 4'te 1'i 70'in 4'te 1'i 17,5 artı pens payı 2,5 eşittir 20 santimetre. 5 noktasından yani ön ortasıyla bel hattının kesiştiği yerden şuradan sağa doğru 20 santimetreyi işaretliyoruz. Bulduğumuz noktaya bir tane çıt atalım. İsmini verelim 8 noktası. Aynı formül arka için de geçerli. Sadece 3 santimetreydi onun pensin payı. Hemen değiştirelim. 2,5'u 3 yapalım. Sonuçta 20,5 santimetre ediyor. 20,5 santimetreyi bir noktasından sola doğru. Buraya da bir işaret koyalım. Bulduğumuz nokta 9 noktası. Elimize pistole ve ya da rigayı alarak 8 noktasıyla 6 noktasını kalça kavisi verecek şekilde ve kırmızı kalemle çizelim. 8, 6 arası kırmızı kalemle ve kalça kavisi vererek. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyoruz. 9 noktasıyla 6 noktası. Bel hattını oluşturacağız. 5 noktasından aşağıya 1,5 santimetre inelim ve 10 noktası olduğunu belirtelim. 1,5 santimetre inmiştik. 10 noktası oldu. Şimdi 11 noktası, 1 noktasından aşağıya doğru ineceğimiz 1,5 santimetrelik yer olacak. Kırmızı kalemimizi, rigamızı ya da pistolemizi elimize alıyoruz. 10 noktasıyla 8 noktasını kavisli bir şekilde, hafif bir kavisle, kırmızı kalemle tekrar ediyorum, çiziyoruz. Ön ortası 1-2 santimetre dik açı gelsin ve şekilde görüldüğü gibi 8 noktasıyla birleşsin. Aynı işlemi 11 noktasıyla 9 noktası arasında yapıyoruz. Bu şekilde bırakmıyorum. Hafif bir kavis ve arka ortasında 1-2 santimetre kadar 90 derecelik açıyı koruyarak. Evet, şimdi 11 noktasında kalmıştık. 12'yi bulalım. Pensin, arka pensin olduğu yer. Arka pens içinde 1 noktasıyla 9 noktası arasındaki mesafenin tam ortasını buluyoruz. Bulduğumuz yer 12 noktası. Nasıl bulduğumuzu da yazalım. Mesafenin 1 bölü 2'si. 12 noktasından aşağıya doğru dik bir şekilde 14 santimetre pensin boyu. Kurşun kalemle 14 santimetre iniyoruz. Pensin ucu 13 noktası. Ön pens yeri için 5 noktasıyla 8 noktası arasındaki mesafenin 3'te 1'ini 8 noktasından sağa doğru, sola doğru arayıp buluyorum. Aşağı yukarı 7 santimetre civarında bir ölçü olacak. 8'den sola doğru. Bulduktan sonra aşağıya doğru pens uzunluğu 10 santimetreyi işaretliyoruz. 14 noktası, 15 noktası. Aldığımız ölçüyü de yazalım. Şimdi kırmızı kalemimizi elimize alıyoruz arkadaşlar. Cetvelimizi de arka pensin genişliğine 3 santimetre demiştik. Bu 3 santimetrenin yarısı olan 1,5 santimetreyi 12'den sağa, diğer 1,5 santimetreyi de soldan alarak 13 noktasıyla birleştiriyoruz ve arka pensi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ön pens için 2,5 santimetre 1,25 sağdan 1,25 de soldan alarak pensimizi tamamlamış olduk. Başka bir eksiğimiz var mı? Şöyle uzaktan bir bakalım. Evet, bu kadar.
Düz dar etek kalıbı bu şekilde sona ermiştir.